Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil topuk yaylası kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Bugün zaten antrenman yapışımız hafifti. Çünkü son günlerde bayağı sert antrenman yaptığımız için bugün hoca bize biraz yani antrenman konusunda hafif yaptı. Dediğim gibi yani herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. O yüzden mutluyuz burada kampımızı yapıp sakatlık geçirmemekte sezona başlamak istiyoruz. En iyi şekilde sezona başlayabilmek için kamp dönemleri çok önemli, senin de belirttiğin gibi. Çalışmalar demişken hemen Vitor Pereira'yı da sormak istiyorum sana. Teknik direktörümüz, kampla birlikte takıma dahil olduğu çalışmaları birlikte yapıyorsunuz. Zaman zaman senin de diğer takım arkadaşlarının da teknik direktörümüzle bireysel toplantılar saha içinde olsun saha dışında olsun yapıyorsunuz. Pereira için neler söylersin? Nasıl bir diyalog var aranızda? Yani takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını çok iyi biliyor. Türk futbolunu çok iyi bilen hoca. O yüzden çok mutluyuz geldiği için. Yani dediğim gibi antrenmanda belli oluyor zaten. Filozof nasıl oynamak istediği takımı önde mesela hücum yapmasını istiyor. Bu da zaten bizim istediğimiz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Sahada da bunu temsil ediyor hoca. Oyunculara çok yardım ediyor. Oyuncularla konuşuyor. Zaten tüm oyunculara da gitti. Herhangi bir şey olduğu zaman her zaman kapısı açık falan dedi. O yüzden yani çok çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla da başarıya ulaşabiliriz. Evet, bunu da söylemişti değil mi size? Ben size inanıyorum. Her zaman her türlü konuşmayı, görüşmeyi benimle yapabilirsiniz. Hiçbir şey aklımızda kalmasın, her şeyi konuşarak çözelim demişti. Yani oyuncu için zaten bu çok önemli. Çünkü bazı günler olabiliyor, zorluk çekebilirsin oyuncu, oynayabilen oyuncu, oynamayan oyuncu. O yüzden yani çok önemli. Her oyuncuya önem veriyor. Takımı bir takım olarak kurmak istiyor. Yani herkes aynı gemiye binip o gemiyle işte dediğim gibi şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli bir. Geçtiğimiz günlerde yine senin bir sohbette yaptığın konuşma kamuoyuna yansımıştı. Hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun sistemi, oyun tarzı beni inandırdı demiştin. Buna benzer bir açıklaman var. Bunu biraz daha açmak gerekirse neler söylersin? Yani dediğim gibi Fenerbahçe'yiz. Yani sonuçta her zaman her sene şampiyonluğu oynayan bir takımız. Yani onun içinde önde hücum etmek lazım. Taktiksel dönemde yani takım olarak yani adımlarımızı atmamız lazım. Dediğim gibi yani antrenmanda da her şey belli oluyor. Yani akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok çok yardım ediyor. Dediğim gibi yani sonuçta da yani baktığımız zaman antrenmanları nasıl yaptığımız ve takım olarak nasıl mutlu olduğumuzda güzel günler geçiriyoruz burada. Herkes mutlu. Böylece sadece yani takım olarak da şampiyonla oynayabilirsin. Çift antrenmanlar tabii. Evet. Biraz yorucu değil mi? Yorucu oluyor ama alışıyoruz yani. Biz futbolcular yani izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii çok sert geçiyor. Ayaklar biraz ağırlaşıyor. Ağrılar falan geliyor ama yani alışığız. O yüzden dediğim gibi yani sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah da Allah nasip ederse de İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak için o yola çıktık yeni bir sezonda. Tabii ben senin geçen sezon ortasında takıma dahil olduğun sürece de dönmek istiyorum. Gerçekten dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı. Çok ses getirdi. Mesut Özil ismi Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra. Tabii transfer sürecinde başkanımız Sayın Ali Koç'un da çok büyük emeği var, gayreti var. Seninle transfer süreci öncesi hep diyalog halindeydiniz. Başkanımızla ilgili neler söylersin? Çok güzel bir diyaloğunuz var kendisiyle de çünkü. Evet. Yani sonuçta bizim başkanımız diyalog olarak çok çok iyiyiz. Yani aramızda hiçbir problem yok. Dediğim gibi ben zaten her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Anlattı ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi. Bir takım olarak yani o önemli. Çünkü sonuçta yani herhangi bir futbolcu olsan, kim olursan ol kendin yani bir şeyler başaramazsın. Yani takım olarak
bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi, inandırdı bana. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum. Evet, geçtiğimiz sezon ortasında takıma dahil oldun dedik. Bunu bir kez daha tekrarlayacağım. Yeni bir sezona başlangıç yapıyoruz. Senin de oldukça fit olduğunu görüyoruz. Antrenmanlarda da oldukça iyi çalışıyorsun, çok isteklisin ki zaten Mesut Özil her zaman böyle. Sen kendini nasıl değerlendirsin? Sezon öncesi ilk kamp dönemi nasıl geçiyor? Çünkü öncesinde de bireysel antrenmanlarla kampa hazırlandığını biliyorum. Evet, tabii ki Fenerbahçe'ye ilk dönemde geldiğimde tam 100% fit değildim. Çünkü korona vardı, zor dönemler yaşadım. Arsenal'le takımdan olsun. Ondan sonra işte transfer olacak mı olmayacak mı, yani çok şeyler vardı. Ondan sonra geldiğimde huzura kavuştuydum. Maalesef sakatlandım. Evet. Ama bu sezon kampı yapıyorum. Tamam. Kampa devam ediyoruz. Bu sezon yani takımdan ilk andan beri buradayım. Kendimi yani elimden geldiği sürece iyi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki de futbolcu olarak da sahada takıma yardım etmek istiyorum. Elimden geleni de yapacağım. O yaşadığın sakatlık dönemini artık atlattık. Geride kaldı. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Yeni sezona oldukça sağlıklı bir şekilde başlıyoruz. Şu an Mesut Özil performansının ne kadarını ortaya koyabilecek durumda? Ne zaman %100 hazırım der? Hani size yani en çok sorulan sorular bu aslında. Bir futbolcu olarak zaten her zaman hazır olmalısın. Yani tabii ki bazı dönemler oluyor. İnsan yoruluyor. Yani insanlık hali, ama fitim, önemli olan o, sağlıklıyım ve %100 hazırım yani. Geçtiğimiz sezon aslında şampiyonluğa da çok yaklaşmıştık. Orada bir maç bizi şampiyonluğa ulaştırabilirdi, olmadı. Takıma da dahil olduktan sonraki süreci de şöyle bir düşündüğünde nasıl bir öz eleştiri yapabilirsin kendin ya da takım adına? Bu sezon nelere daha fazla dikkat etmeli Fenerbahçe takımı? Yani ben geldiğimde zor bir dönemden geçirdik yani Fenerbahçe olarak. Tabii bir futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması. Ve bunu ben bir gün daha iyi yaşıyorum mesela. Huzurlu, herkes mutlu. Antrenmanda sizler de görüyorsunuz. Herkes mutlu, gülüyor. Antrenman sert olsa bile insan yani %100 takıma destek veriyor. Elinden geleni yapmak istiyor. O dediğim gibi yani böyle devam giderse, sakatlık falan olmazsa yani bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe'yi göreceksiniz. Tabii sen bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak eminim ki en büyük hayalin, isteğin. Bu doğrultuda Mesut'un Fenerbahçe ile birlikte ve bundan sonraki kariyeriyle ilgili hedefleri neler desem? Ya hedefim Fenerbahçe ile şampiyonluk olmak. Bir de tabii ki kendi stadımızda oynadığımızda bizim camiamızda yani o atmosferi almak, onu yaşamak istiyorum. Dediğim gibi futbolcu olarak da ben kendim elinden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah da sonunda Allah da nasip ederse şampiyonluğu bütün cami olarak camiamıza da hediye etmek istiyorsunuz. Mesut, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. Üç kulvarda da hedef her zaman olduğu gibi yine şampiyonluk ve en üst noktaya gitmek. Avrupa Ligi olması ayrıca bizleri de heyecanlandırıyor. Avrupa'da olacak takımımız. Senin için de eminim ki ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Neler söylersin? Tabii ki de. Sonuçta yani sadece Fenerbahçe temsil etmiyorsunuz. Tüm Türkiye'de temsil ediyorsunuz. O yüzden kora kora mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı oluruz. Kora kor mücadele. Mücadelenin daha üst seviyede olduğu bir ortam gerçekten. Güzel. Evet, doğru cümlelerle çok güzel anlatımınla devam ediyoruz. Gerçekten seninle sohbet etmek keyifli. Seninle bir arada olmak heyecan verici. Bunu tabii camiamız da yaşıyor. Özellikle bugün yine antrenmana gelen taraftarlarımızın da hani yeri gelmişken hemen onu da paylaşalım izleyicilerimize. Sana olan ilgisi gerçekten çok fazlaydı. Seni daha yakından görebilmek, sana belki dokunabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Böyle bir sevgi nasıl anlatılır? Yani ilk önce çok mutluyum. Hı-hı. Yani zaten eskiden de Türkiye'ye geldiğimizde hatta Türkiye'ye geldiğimde yani insanlar her zaman anlayışlı karşıladı beni. Ve bugünkü tepki seyircilerimizden inanılmaz da gurur verici bir şey.
Ve dediğim gibi sonuçta bizim camiamız bu şampiyonluğu bekliyor. Ben de elimden geldiğim sürece sahada savaşacağım. Hı-hı. Mücadele edeceğim. Takıma yardım edeceğim. Hediye olarak da inşallah bizim camiamıza da şampiyonluğu veririz. Hı-hı. Mesut Özil deyince tabii akla asist geliyor. Goller geliyor. Taraftarlarımız da sezon bir an evvel başlasın. Mesut'u sahada görelim. O muhteşem asistlerini izleyelim. O bir hani bale yapar gibi sahadaki süzülüşün gerçekten çok güzel. Bu yetenek nasıl anlatılır? Yeteneğin dışında neler yaparak sen bunu başarıyorsun? Sana onu da sormak istiyorum. Yani çok zor bir oyuncu olarak kendi oyunculuğunu anlatması. Bilmiyorum, sahada herhangi bir pozisyon gördüğümde veyahut da bir şey gördüğümde aklıma geliyor. Zaten ben topu almadan düşünen bir insanım. Evet, bunu da daha önce söylemiştim. Onu yaptığımda dediğim gibi top da geldiğinde belirli bir pozisyonu gördüğümde takım arkadaşıma ya pası atıyorum ya da goller. Tabii ki de dünyada asist olarak biraz meşhur oldum. Hı-hı. Ama dediğim gibi galiba önceden düşündüğümden geliyor. Hı-hı. Başka bir şey diyemeyeceğim. Evet, takım arkadaşların da zaten bu noktada çok şanslı olduklarını söylüyorlar. İşte Mesut'la oynuyorsan 1-0 öndesin hani rakiplere karşı. Çünkü ondan gelecek o güzel pasları gole çevirmek çok daha kolay diyorlar ki. Bunu söyleyenler de aynı senin gibi işte dünya yıldızı isimler. Sezona başlarken genel olarak Fenerbahçe için demiyorum, kariyerinde de hedef koyar mısın kendine? Gol ya da asist anlamında ya da sahaya çıkacağın maç? Yok, hedef koymam da tabii bir futbolcu olarak her zaman şampiyonla oynarsın. Yani sonuçta bu kampı ne için yapıyoruz? Hı-hı. Ligi kazanmak için. Yani hedeflerimiz var. Büyük camiada, büyük kulüplerde oynuyorsan bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun. Benim hedefim ilk önce sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak. Yani hı-hı, sakatlık yaşamamak. Bir de takımla hedeflerimize ulaşmak. Başka bir şey değil. Evet. Tabii formayı bir an evvel üzerine giyip yeni sezon sahada olmak istediğini az önce de söyledin. Yeni sezona yeni formalarımızla çıkacağız. Yeni Puma formalar üzerimizde olacak. Nasıl buldun öncelikle yeni formalarımızı? Çok güzel buldum. Tanıtımında da yer aldın. Evet. Yani önceden şansım vardı görmeye formayı, giymeye. Evet. Yani çok güzeldi. Benim hı-hı, zaten favori formam her zaman çubuklu formasıdır. Hı-hı. İnanılmaz yapmışlar ve sabırsızla bekliyoruz. O formayı inşallah Kadıköy'de giyip galibiyetler, zaferler değil mi? Zaferler. Sonrasında da şampiyonluk. Umarız yeni formamız uğur getirir. İnşallah. Hem sizlere hem camiamıza yeni formayla birlikte şampiyonlukla sezonu noktalarız. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ben biraz dünya futbolu ile ilgili de konuşmak istiyorum. Özellikle Avrupa futbolu. Avrupa futbol şampiyonası devam ediyor ve final karşılaşmaları artık oynanacak. Yine iki Avrupa'nın önemli ülkesi İtalya ve İngiltere finalde karşı karşıya gelecek. Finali nasıl yorumluyorsun? Açıkçası iki takımı da sadece bir maçına baktıydım. Hı hı. Yani 70'tir sanırım bir maç izlemek. 70'tir. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya'yı da tanıyorum yani. Hı hı. Eskiden çok oynadık onlara evet, karşı. Hı hı. Ben İngiltere'yi biraz daha güçlü görüyorum. Hı hı. Yani kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum ama taktik şey konusunda İtalya'nın biraz daha önde. Güzel bir maç olacak. Hı hı. İyi olan kazansın diyorum. İyi olan kazansın. Güzel bir final. Umarım izleriz. Siz de finali takip edeceksiniz. Tabii bu başarıda ve bundan sonra yaşayacağın başarılarda da aile çok önemli bir etken. Ben kısaca ona da değinmek istiyorum. İstanbul'a geldiğinde de çok güzel bir görüntüyle hemen merhaba demiştin hepimize. Ailen, eşin, kızın bir aradaydınız. Onların öncelikle Türkiye adaptasyonu, İstanbul'a adaptasyon süreci nasıl geçti? Ya çok güzel geçti aslında. Çünkü hanım zaten eskiden İstanbul'da evet, yaşıyordu. Kızım da zaten küçük olduğu için yani çok farkına varmadı. Zaten arkadaşlar da İstanbul'da olduğu için ailede o konuda yani çok rahattık. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Eşim de sana çok destek oluyor değil mi? Evet. Çok çok destek oluyor. Allah razı olsun zaten. Çok mutluyum böyle bir eşim olduğu için, böyle bir kızım olduğu için. Yani çok güzel bir aile olduk. Birbirimize destekliyoruz.
ve hı-hı, çok mutluyuz. Evet, röportajın sonuna geliyoruz. Genel olarak ve klasik bir şekilde Fenerbahçe TV ekranlarında futbolcularımız, sporcularımız, taraftarlarımıza verecekleri mesajla genelde röportajlar sonlanır. Sen onlara nasıl bir mesaj verirsin? Aslında az önce röportaj içerisinde yer yer mesajlarını ilettin onlara ama son olarak neler söylemek istersin? Yani bütün camiamıza ilk önce bize destek olmalarını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz futbolcu olarak, ekip olarak, tüm aile olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah da sezon sonunda da İstanbul'da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız. Bu sene tabii taraftarlarımız da olacak. Federasyon açıkladı. %50 kapasiteli tribünler dolu olacak. Bu çok önemli değil mi sizin için? Çok önemli, çok önemli. Çünkü yani senelerce çok seyirciyle oynadığın an, yani o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Yani bu sezon biraz tuhaf oldu. Tabii korona dolayısıyla. Zor oldu değil mi sizin için? Zor oldu. Yani biraz böyle tuhaf oluyor insana yani bir futbolcu. O yüzden çok mutluyuz. Yani dediğim gibi yani Kadıköy'de kendi seyircimizle bize destek olacaklarını biliyoruz. Hani sabırsızla bekliyorum ben futbolcu olarak. Evet, taraftarlarımız da hem senin hem de takımımızı Kadıköy'deki ilk maçta görmek, izlemek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarız hazırlık dönemi oldukça sağlıklı geçer. En iyi İnşallah. Şekilde hazırlık dönemini tamamlarsınız ve sezona ilk maçla birlikte başlarsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mesut, teşekkür ederim. Dediğim gibi seninle röportaj yapmak gerçekten çok keyifli. Seni izlemenin keyfi kadar. Çok çok sağ olun. Bir kez daha teşekkür ediyorum sana. Eyvallah. Evet değerli izleyenler.